Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyuna başladım. Rainbow Six Siege. 20 level olduk. Daha 20 level'da dereceli açılıyor ama henüz dereceli girmeyeceğim. Biraz daha ısınmam, alışmam lazım oyuna. Çünkü hala bayağı acemisiyim. Biraz önce bir paket geldi. Böyle birkaç günde bir paket veriyor. Kutu gibi bir şey işte. Açıyorsunuz. Skinler vesaire çıkıyor. Şu silah bir skin çıktı. Onu da takayım da hayatımız renklensin. Bu muydu? Sıra dışı dalgalar aynı. İyi, sık oynadığım bir karaktere geldi en azından. Namlularda. Zamanla bunları zaten düzenleye düzenleye size de anlatırım. PUBG'de kutulardan elde ettiğiniz namlular, şunlar bunlar. İşte sağdan soldan lootladığınız şeyler. Burada hepsi sizde otomatikman var. İşte parlama gizleyici şudur budur. Gidirici hızlı atış için zamanla geri tepmesini azaltır. Namlu parlamasını gizler ve küçük patlama geri tepmesini azaltır. Küçük patlama geri tepmesi. Hangisi daha iyi bilmiyorum ama şimdilik bunu kullanıyorum. Aleykümselam. Skytrio. Hoş geldin. Zaten yapacağım başka bir şey yok operatörlerde. Standart pakette 6 tane falan karakter veriyor işte. Starter. Başlangıç paketi miydi benimki neydi hatırlamıyorum. Çoklu oyuncu deyip direkt oyun bulalım bir tane. Birkaç oyun böyle atayım sonra belki bir de dereceli denerim. Hazır 20 level olmuşuz. Bir de derecelisi nasıl oluyormuş onu görmüş oluruz. Fletch in the hall with Lan daha bağlanmadan one adam friendly konuşmaya operator başladı. remaining. Bir oyuna bağlanaydım lan. Op4 located a bomb. Get ready to engage. Bir de şöyle bir şey var bu oyunda. Oynanan oyunlarda birileri takımından çıkmışsa yani oyundan çıkmışsa sizi o oyunda çıkan kişinin yerine sokuyor. Normalde oyunun başlangıcı tabii böyle değil. Normalde sıfırdan eşleştirme yapması lazım da işte çıkan kişilerin yerine de bizi soktuğu için. Ne oluyor lan? Ne atıyor? Şok dalgası mı atıyor? Kaç? Şu an bu adam 4'e 1 kalmış. Fena hacamat etmişler. Vur lan onu işte vur. Ya Allah senin gözlerine ne yapıyorsun? Sıçtı. Bir saat vurmadı onu orada. Olacağıydı. Şimdi oyun 1-1 oldu. Ben bunu alacağım. Sen semletme devam et. Ufak ufak bize de skinler geliyor işte. Bir tane pompalımda mı? Bir silahta efsane mi? Böyle bir skin var da. Neye göre efsane? Aynı hepsi rengarenk silah. Karakter açmak bunda biraz zor. Yani en ucuzu bir karakter 12,5K oyun parasıyla. O parayı da biriktirmek epey bir saat istiyor yani. Hemen hemen belki 15 saate yaklaşık bir oyun süresi boyunca mı? O süre zarfında 12,5K birikiyor. Nerede buldunuz onu? Aşağıda mıymış? Bombe aşağıda, daha mı aşağıda? Nerede şimdi? Ha, buralarda Jammer var. Aa, benim kamerayı patlatmışlar. Şimdi 18 metre, 27 metre. Muhtemelen buraya daha yakın olabilirler ama. Ne yapıyorsun lan? Düşman mı tespit etti? Kameraya mı baktınız hemen? Kameralar nerede? Kameralar var dışarıda, onları bulmak da mesela ya. Silah skin de nasılmış acaba? Kırayım mı lan kapıyı? Bak şimdi ne yapacağım? Oğlum dur, öyle değil böyle. Mutlu musun? Yerimi belli ettirdin. Kaldır beni, kaldır, nereye gidiyorsun? Bir parmak at. Oh, kalktık ya. Neyse, sayemde bir kişiyi aldı hiç olmazsa. Şuradan yukarı çıkamıyorsun.
çıktık ama boşuna mı çıktık? Bütün pencereler barikatlı. Allah Allah, nereden fark edildim? Başlayacağım. Nerede o ya? İbana. Bir görsem şu şeyi. Ne derler? Kamerayı bir görsem. Aa, burayı kim girmiş lan burada? Bir dakika, şimdi bomba nerede? Biri orada, öbürü aşağıda. Arel, Hok, hoş geldin. Şuradan girsem tecavüz ederler. Ha, bizimkilerden biri burada. Ben de sağdan gideyim o zaman. Burada merdiven var. Ağzını burnunu kırarım senin ha. Atın oklu. Aa, burası da varmış. Oh shit, I live. Burada sessizlik çok önemli. Adamlar osuruktan ses duyuyor yani hemen. Bilip hayvan gibi bir şey yapabilirler size. Bir de oyunun bayağı gözlere alışık olması lazım çünkü şey oluyor. Adamları bulmak zor oluyor. Ama böyle şansa bala götü önünüze de düşebiliyorlar. Şimdi tekrar savunan taraftayız. Savunan tarafı şu adam o hızlı ama duvarın arkasından da görüyor geldiğini de işte şey sıkıntı zırhı çok düşük. Bir de elinde UMP var. Demek sıkıntısı da oluyor. Çok başıma geldi. Adamı önceden görüp sıkmaya başlıyorum ama adam bir dönüyor beni öldürüyor. Security area. Çıkarsanız ölümden biz de security area yaparız. Security area. Şuraya atalım, belki gelmek isterler. Burası güzel yermiş. Ben üstte pusarım buradan. Hangi A bombasını buldun? Biz bilmiyoruz A bombasını. Ubisoft şirketinin yaptığı tek iyi oyun. O kadar da değil ya, şeyler güzeldi. Yakın lan buraya. Assassin's Creed, Prince of Persia. Prince of Persia serisi efsanedir zaten. Yıllar var, yeni oyun çıkarmadı gerçi Prince of Persia'ya da. Ama bu oyun hakikaten güzel. Hiç CSGO gibi falan değil yani, oralara aldanmasın insanlar. Oradaki vuruş hissiyatıyla buradaki bir değil. Orada kıçınızda bomba patlıyor, 20-30 canla kurtuluyorsunuz. Burada parçalarınızı uzaydan toplarlar. Koreci bir şeyler diyor bizim adamlar. Alt yazıları da açtım ben. İğneler yerleştirildi, cart oldu, curt oldu. Kim koşuyor lan? Aa, benim cihazım vardı bak, ben bunu unuttum. Benim karakterin özelliği bu, kalp atışı dinliyor da. Aha, orada biri var. İki kişi var. Ne yapıyorsunuz oğlum? Nereden geliyorlar lan? Oha. O ne lan, duvara yapıştı. Bir dakika. Hala orada o. Deploying sensor. 3 kişiler. 3'ü de orada. Bunlar şey mi? A'yı mı zorluyorlar? B bombası bulundu mu? Ne zaman geldi B'ye? Ben B'deyim. Oo, kırmışlar burayı.
Bak şu dikenli tellerde duruyorum, ses yapıyor. Asiktir. Bu da bizi hackledi, şu an yerimizi buldu. Uzallamayacağız. Senin ağzını bunu kırarım. Aha! Görmedim. Görmedim onu. Arkadan girmiş, ben o ara tamamen buna odaklandıydım. Aa, işte bu oyun böyle. Keşke yukarı çıksaydım, yukarıda pusaydım ben. Benim olduğum tarafa geleceklerini pek tahmin etmedim. Herkes aşağıdaydı. Ama aşağıdan giremeyince doğal olarak yukarıya odaklandılar. Bizim kameraları hacklemişler. Hacklediği için de kendi sembolünü koymuş. Tek formül yeni oyun yapıyorlar. Haksız mıyım? Yani evet. O konuda öyleler. Zaten bayağıdır da çok bir icraatları yok. Ha burada lan. Düz tespit edemedik. Ne oldu? 2-2 oldu. Maç uzatmalara gitti. Ya nasıl vuramadım o adamı? Ne oldu? Yine bizden bir kişi eksik, onlardan da mı eksik? Yeni güzel bir Prince of Persia oyunu çıkarsalar çok güzel olur aslında. Çok üstünden çok zaman geçti ya. Prince of Persia oynamayı özledik. Özellikle Prince of Persia'nın son oyunları öyle pek de iyi değildi. Ben sevmemiştim. Warrior Within efsaneydi ama. Two Thorns da efsaneydi. Ama en güzel dövüş dinamikleri bence Warrior Within'deydi. Adam break dance yapar gibi kılıç sallıyordu vallahi. Evet. Nereye geldik? Burası boş. Düşmanı orada tespit ettiysen... Gene mi aşağıda bunlar ya? Gelelim bakalım. Aha, Ranza ne yapıyorsun lan? Birini işaretledik. Ya neredeler? Bir dakika dur. Ben yerlerini bulacağım. Biri aşağıda yeri kapatıyor. Oğlum adamlar oyunlar oynanabilir yapsalar en iyi 10 şirkete giremez. Eskiden böyle değildiler. İşte sonraki oyunlarında ben çok oynamadım. Ben sadece Prince of Persia ve Assassin's Creed için oynuyordum. Assassin's Creed'den Creed'de Revelation'dan sonra hoşuma gitmediydi. Son çıkan oyunu Origins ile topladılar. Origins miydi? En son çıkan Assassin's Creed. Ama ne bileyim, sanki tarzlarını bozdular yani, dediğin gibi bir şeyler oldu. Da bu bomba nerede ya? Buglarda bug var. E boşuna Bugisoft demiyorlar. Nasıl öldün oğlum? Daha bombanın yerini bulmadık. Sen nereden gittin de niye öldün? Sıkıldım vallahi, sıkıldım. Nerede bunlar? Vallahi en üst kata çıkacağım, bakacağım ama buraya kapan kurmuş işte. Buradan sonra nereye gitti ki bu? Hiç insan sesi de yok. Buranın üst katı da yok. Biz çok yanlış yerdeyiz ya. Buradan sonra nereye gitmiş olabilir ki? Bezdim yemin ediyorum. Bir
Dışarıda geziyordum, kar yağıyor. Bir tek ikimiz kalmışız zaten. Ananı. Yo, beni nereden gördü ki? Balana bak ya, herifin önüne çıkmışız. Birinci round mı? Ne birinci round? Şu oyuna girip oyundan çıkanlar da çok sinir bozucu ya. Yalnız adamlardan hiç ses çıkmadı. Kimin nerede olduğu belli değil ha. Neyse, bu benim oyunum değildi zaten. Beni başkasının oyuna soktun. Gene iyi bile idare ettik. Başka bir karşılaşma bul ama adam gibi karşılaşma bul.